Teşekkür ederim. Ağız ve çene cerrahisiyle uğraşıyorsunuz aynı Evet. zamanda. Çok spesifik bir alan. Çünkü doğuştan olan anomaliler olabilir. Sonradan kişinin ağız kapanmasında bir takım sorunlar olabilir. Tüm bunları detaylı olarak tedavi edebiliyorsunuz. Ben en güncel konuyla başlamak Peki. istiyorum. Özellikle kaplama dişler, çarpışık dişler olabilir, diş renklerindeki bozukluklar olabilir. Kaplama yaptırmak isteyen izleyiciler için bu dişleri tamamen kesiyor muyuz, dişlere zarar veriyor muyuz, nasıl anlatırız? Çok güzel bir soruyla başladınız aslında. Şöyle ki, vücudun en sert tabakası dişin en dış tarafındaki mine tabakası. Bu mine tabakasını eğer ki kestikten sonra kaplama için, kesmemiz için dişin mine tabakasını tamamıyla uzaklaştırıyoruz. Yani en kaliteli tabakası, en sert tabakasını atıyoruz. O yüzden ben açıkçası bu korunaksız hale gelen dişleri daha çok anatomik dolgu veya estetik dolgularla veya eğer çürük çok daha fazla büyükse veya farklı şekilde ise ya mini vidalı dolgularla veya estetik dolgularla çok iyi kompanze edilebileceğini, estetik boyutta da, diş eti boyutunda da çok farklı mutluluk verici sonuç alınabileceğini düşünüyorum. Kaplamaları ben olabildiğince uzak tutmaya çalışıyorum hastalarımdan. Neden? Kaplama olan dişin mine tabakası dayanıksız hale getiriyor. Uzaklaşması dayanıksız hale getiriyor. Altındaki diş hassasiyeti artabiliyor. Kaplama geldiğinde diş etine zarar verme şansı artabiliyor. Veya da altındaki diş de hani altyapısı kalıyor ya, o da çürüme ihtimali olabiliyor. Dolayısıyla ben en son çare, kaplama en son çare, implant olabildiğince dişleri koruma, kurtarma, mine tabakasını koruma üzerine kendim artık bunu kendim benimsiyorum ve uygulamaya çalışıyorum.